Emre Bey nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim abi, sen nasılsın? İyidir abi. Şimdi sen bize bir şeylerden bahsettin. Performans krem. Performans ve kremden Anlat abi, ürün ne içeriyor? Kaç Ürünümüzde. saat içinde etki gösteriyor? Neyse şimdi. Şimdi Herkese Emre, selamlar arkadaşlar. Evet. Nefes filminin ikincisi, değil mi? Evet, nefes yer eksi iki. Yani buna ikinci değil aslında. İkinci aynı yazar aynı kişi Hakan Evrensel. Hayır, ama devam filmi niteliğinde mi bu? Yok abi, hikaye farklı Değil. burada. Hikaye 93 farklı bir hikaye. yılındaki Ben şey. farklı bir hikaye, evet. Ama aynı evrende geçiyor. Tabii aynı evrende Nefes. gerçek Nefes yaşanmış bir Universe. hikaye. Nefes Universe yani. Evet. Yani ben kasıtlı trailer'ı izlemedim. Beraber izleyeceğiz diye. Oo. Emre bana dedi ki, ben dedi tarih şeyliğini, danışmanlığını ben yapıyorum dedi. Yapımcılar da dedi senin yayında izlemeni istiyorlar dedi, trailerini, şeyini, fragmanını. Ben de dedim ki seve seve. O yüzden hashtag ad, hashtag işbirliği. Az sonra burada beraber Nefes fragmanını yer izleyeceğiz. altı eksi 2'nin fragmanını Aynen izleyeceğiz. öyle. Beraber izleyeceğiz. Sonra da Emre bize kendisi danışmanlık, çok spoiler yapmadan, Anlatacak. Tabii ki. çok Tabii ki. Seve seve. spoilermeden abi, birazcık daha ses alabilir miyiz? Şu an abi vizyonda değil mi? Hayır, yarın girmiyor Yok mu? abi, yarın girecek. Evet Yarın. evet ya, bugün artık hani saat 00'ı geçti. Bugünden itibaren vizyonda abi. Tüm sinemalarda şu anda vizyonda. Nefes yer eksi 2. Evet, benim de bir arkadaşım var. O da böyle film falan yapıyor. Keşke Stellaris oynamayı bırakıp o da artık filmlerini mi yapsa diyorum. Benim bir yakın bir arkadaşım var. Yapmıyor. Yapacağını söylüyor. Yapacağını söylüyor, devamlı bir iddiada bulunuyor ama bir türlü izleyemiyoruz. O Hey arkadaşımızla da başka gün konuşuruz. hey. Şimdi Nefes'in fragmanını alacağız. Etsu Bey. Ben ilk kez izleyeceğim. Kasıtlı izlemedim. Bana Emre bunu söyleyeli 2-3 gün oldu. Burada izlemek için izlemedim. Etsu Bey. Etsu Bey, reji. Sayın reji. Yabancıların bile en gerçekçi savaş filmlerinden birisi dediği filmdir. Bakalım ikincisi nasıl Nasıl? olmuş. Sayın reji. Alper Aa, bayılıyorum ya bu çete. Geri zekalısınız oğlum siz. Procrastinate'ler. Biz nasıl izleyeceğiz? Ha? Büyütelim karşım, ben seçemiyorum. Yaşlı adamım ya. Ha? Rejimiz çalışıyor. Erteler, erteler. Şu an ekrana geldi. Anlaşıldı, dikkatli olun, kimse uyumasın. 8 nolu mevzi, bu kadar tekniği istiyorum. Azıcık daha ses alabilir miyim? Kaya merkez, zirvede bu kağıt yok. Termal de çalışıyor, tamam. Alındı, anlaşıldı. Çengel ve termal, dikkat edin. Genciciktir. Çıkın oradan. Bazıları çocuktular. Çocuklar gibi umutları Yayında varken... ses yok galiba. Can aldılar. Can verdiler. O adamı istiyorum Erdal! O adamı istiyorum! Ateşe atıldılar. Yorgundular. Koca bir ülkenin yükü omuzlarında. Acılarla yoğrulup ateşlere atıldılar. Hayata ve vatana bu kadar sevdalıyken. Ama kimse asıl yaşananları bilmiyordu. Çocuğun bakışları insanın içine işliyor. Abi ya, beni şurada bir çeksen. Yarına çıkar mıyız belli değil. Belki son fotoğrafım olacak. Giriş çıkışları kapatıyoruz. 10 dakika sonra herkes hazır kıta istiyorum. Ya siz bunu nasıl dayamışsınız kardeşim? Sevdiğim birini düşün. Ben öyle yapıyorum. Yazmak lazım Ufuk. Burası? Birbirlerinin yaşadıklarından habersiz insanlar ülkesi.
Abi bizim sesi verdiniz mi? Emre sen söylemeden sorayım. 90'lar mı bu? 93 evet. 5 Mayıs'tan başlıyor. Hı-hı. Benim çocukluğum abi şimdi... çünkü çok... Hı-hı. Yani benim yaşadığım dönemler bu. Bizim çocukluğumuz bu. Evet. Seninki olmuyor pek. Ben daha 93'te doğmamıştım. Evet. Seninki ben de olmuyor. 98'liyim ihtiyar. Amık zumbudasın. Yani benim yaşadığım dönem bu ve o zaman bizim nasıl bunu nasıl anlatayım? Emre daha iyi tabii bunun tarihi danışmanlığını verdiği için çok fazla ölüm oluyordu arkadaşlar. Maalesef. Çok fazla ölüm oluyordu. Yani o kadar çok ölüm oluyordu ki askerlerimiz arasında bunu artık kanıksamıştık yani. Hani haberlerde ya bugün 3 kişi öldü falan diye. Anlatabiliyor muyum? O kadar çok ölüm oluyordu. Farklı bir dönemdi. Ve biz o zaman ben çocukken kaç yılı? 94'te bir Türkiye turuna çıktık. Ben 94'lüyüm arkadaşlar. Şaşırdınız ama. 94'te bir Türkiye turuna çıktık. İşte babam bizi gezdiriyor. Türkiye'nin farklı yerlerini gösteriyor falan. Ulan geziyoruz geziyoruz. Açtım haritayı. O zaman tabii böyle Google Earth falan cart curt sikim yok. Atlas. Bildiğin haritayı açıyoruz. Atlas evet. Değil. Karayolları haritası düz var. Harita. Düz harita. Oradan hani yolları... Ha, ben kopilotluk... Firmaları falan tabii, da atıyordu. Tabii tabii kopilotluk yapıyorum babama. Yani bizim dedem yaşlı maçlı diyorsunuz da yani bu tip şeyler insana şeyi de katıyor. Şimdi bana verin haritayı. Ben hiç bilmediğim bir ülkede kaybolmam. Karayolları haritası nasıl okunur? Deniz yolları haritası nasıl? Bunları biliyorum yani. O zaman da işte önümde kocaman harita açık. Doğudaki yerleri gösterip babama şey dedim. Baba buraya gittik, buraya gittik, buraya yani gösteriyorum. Batı, İç Anadolu falan. Buraya niye gitmiyoruz? Bura Türkiye değil mi? 6 yaşındayım. Buraya niye gitmiyoruz? Oğlum oraya gidemeyiz dedi. O zamanlar cidden otobüslerden PKK militanları, teröristleri insanları indirip kimliğini alırdı. Kamu personeli mi özellikle? Kamu personeli ise zaten orada öldürürler. Öğretmen mi, asker mi? Ataması olmuştur. Mi? Aynen. Kamu personeli ise orada öldürürler zaten. Ama canlarının istediği şekilde mesela bakıyor sen işte memleketine falan da bakıyor. Sivaslısın, öldün mesela. Sivaslıysan soruyor işte kimlerdensin, necisin falan. Niye geldin? Niye geldin cart curt? O zamanlar öyleydi arkadaşlar. O dönemlerden değil mi Emre? Evet. Ya abi film fragmandan da anlaşıldığı gibi zaten derdi olan bir film. Ya Güneydoğu sorununu ve PKK'nın gerçeğini ışık tutuyor. Mesela filmin adında nefes yer eksi 2 diyoruz ya. Bu yer eksi 2 bile aslında havacılık terimi. Yani. Evet evet bir askeri yani? Terim yine. Mezar demek abi. Havacılık yani. Terimi. Abi ben yani şunu söyleyeyim. Lafını bölüyorsam kusura bakma. Yo estağfurullah estağfurullah. İlk Nefes filminde de ve tahmin ediyorum bunda da göreceğimiz şey biraz daha hani böyle çok şey yapımı çıktı ya. Askerler böyle dağıtıyor orayı burayı yüzlerce kişi öldürüyor falan. Ha, bundan ziyade askerlerin psikolojisini, yaşadığı zorlukları, oradaki o dağ başındaki kışlada silah arkadaşlığı olmanın ne demek olduğunu, hele ki 90'lar gibi işte tarihlerde her an baskın yiyebileceğin, hava işte yardımının geç ulaşabileceği, sabaha kadar belki dayanman bir gerekebileceği. Bir de profesyonellik seviyemiz de düşük o zaman. Çok yani derme çatma şeyler normal, vardı. Hayır, normal askere gitmiş şahıs. Yani evet, ondan evet. Bahsediyorum evet. Profesyonellik seviyesi derken. Evet. Yani tabii ki bizim ordumuz her zaman güçlüydü ama yani arkadaşlar, şimdi mesela Alper Çağlar diz falan gibi bir şey değil. Şimdi ben ya ucuz farklı şeyler arkadaşlar. Televizyon yapımlarından şeylerden bahsediyorum böyle ya zaten bir kişi girip 50 kişiyi öldürüyor, tarıyor. O tür şeylerden falan. Bahsediyorum evet. Yani. Yani şöyle orada hani bizim o zaman 90'larda profesyonel askerler bildiğin askere gelmiş erbaş alıyor Şafak bunları sayan. Operasyona gidiyor. Şafak sayan. Günümüzde bunlar yok.
Özellikle o bölgelerde. O bölgelerde hiç. Tehlikeli yerlerde. Tabii. Yok. Yani daha profesyonel şeye geçildi. Şey de çok sıkıntılıydı 90'larda abi. Böyleydi genelde. Sacdan tavanı olan falan böyle yerlerde kalınabiliyordu. Evet. Yani herhangi bir şey atışı, doçka, biksi atışı falan onu delebilecek seviyede böyle. Tabii karakol baskınları olurdu. Evet. Uyurken vurulanlar falan. Yani şey olurdu abi. Yani sonraki zamanlarda da yaşandığı için anlayabiliyorum psikolojiyi. Bir sabah uyandığınızda gazetelerden dün gece işte Dağlıca'da şurada 26 şehit verdik. Akdük'ün 33 şehit verdik diye haber görünce düşün abi alt üst oldun. Yani. Bildiğin asker koğuşunu tarıyorlar diye. Evet. Yani o dediğin gibi üstü sarcı olan yerde kalıyor mesela adam yüksek bir mevzideyse o karakolu evet. taradığı zaman 20-30 kişinin öldüğünü haberini alıyorduk sabah. Ve yani darma duman oluyor insan tabii doğal olarak. Evet. Ya filmdeki karakol da bu arada buna benzer bir karakol. Dağ başında yine derme çatma düzenlenmiş bir karakol. 93 yılından bahsediyoruz yani filmde de. Hani ülkenin kanayan bir yarası var. Bunu gündeme getirmeyi hedefleyen bir yapım var burada önümüzde. Hı hı. Tabii bu filmin biraz da ortaya çıkış hikayesine değinmek lazım. İlk Nefes'in yazarı Hakan Evrensel. Mesela burada yine yazarımız. Bu işte zorlu yapımı üstlenen yapımcı Mustafa Cihat Durmuş var. Yani yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu Hoca var. Ya büyük emekler vererek bu filmi ortaya koydular. Tabii şimdi bu ülkede yaşanan bir acı var. Bu acı çift taraflı. Ya bu acıyı çift taraflı olarak da ele alması benim için önemli bu filmde. Hani bir tarafta bunlar olurken diğer tarafta neler oluyordu? Filmde bunu da görüyoruz mesela. Abi çift bu sebeple taraftan hani, neyi kastediyorsun? Ya mesela şöyle abi. Adam örgüte gitmiş tamam mı? Dağa çıkmış. Onun geride kalan, onun gibi düşünmeyen akrabaları var. Ha, sırf Ümit o Özdağ gitti diye. Bunu. Sırf o... Abi şimdi öyle dedim. Yok şöyle ben bunu bilerek sordum. Yani burada çift taraflı derken aha. insanlar şeyi yanlış anlamasın. Orada elini kana bulamayı göze alıp vatanına ihanet edip askerimize kurşun atacak kadar şerefsizleşmiş insanlardan bahsetmiyor Emre. Şeyden tabii. bahsediyor. Onun geride bıraktıkları yani vatan sevgisini bulunduran içinde vatanını seven ama evladını böyle adi bir bölücü terör örgütüne kaptırmış olan evladı kandırılmış olan insandan herhalde bahsediyor yani. Tabii ki abi tabii ki ya zaten şöyle bir şey var hani spoiler vermek istemiyorum filmle ilgili. Ya yani mesela adamın abisi dağa çıkmış. Kendisi dağdaki komutanla arası çok çok iyi. Hatta bir termal kamera sistemi var birlikte kurdukları. Ya bildiğin aralarından su sızmıyor. Ve komutan çocuğun hani okumasını üstlenecek kadar benimsiyor bu çocuğu. Ama çocuğun abisi dağda, örgütte. Terör örgütünün elinde. Onlarla birlikte hareket eden birisi. Bunun mesela çok sevdiği kuzeni var. Örgüt işte onu sürekli kandırıyor. Hani böyle bir şey. Kuzen deyince bir gelindi. Asker filmi gibi. Bir asker nasıl filmi gibi görünüyor ama işin sosyolojik boyutu da var filmin içerisinde. Ama ilk filmde de öyle bir dert vardı bu arada. Evet evet. Ya abi yazar aynı kişi zaten ikisinin de. Anlıyorum. Ya örgütün insanları nasıl kandırdığını, nasıl propaganda yaptığına da yer veriyor mesela filmde. Keza bölgenin örfleri, adetleri ciddi anlamda işleniyor. Ya şimdi spoiler'e girmesin. Pek çok şey var mesela anlatılması gereken. Arkadaşlar zaten filmi izleyince ne demek istediğimi anlayacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu film yarın gösterime girecek. Hani şu saatlerden itibaren sabah kalktığımızda sinemalarda olacak. Fakat galanın sonucunda insanların özellikle şu dikkatimi çekmişti. Abi salondan çıkan herkes gözyaşlarını tutamamış. Ya çünkü son sahne insanın içine işliyor. Ya diyorsun evet maalesef bu ülkede böyle bir gerçek var. Peki birinci filmi ülkenin izlemeden, böyle bir acısı var. Birinci filmi izlemeden ikinciyi izlesem olur mu? Olur herhalde. Olur tabii ki. Olur olur ya. Abi zaten sorusu konuları geldi. Farklı. Yine asker filmi eyvallah ama konuları ve içeriği farklı biraz daha. Evet. Herhangi bir platforma gelecek mi sorusu var? Yok abi sinemada. Sinemada. Şu anda sinemada. Ama evet, birinci sinemada. Filmi de ben kesin izleyin derim. Birinci film zaten hatta YouTube'da da var diye biliyorum. Emin değilim. Evet. Doğru evet, mu? YouTube'da var.
Var var, YouTube'da var. Birinci YouTube'da film. Açın izleyin yani. Şu anda bir platformda yok. Ama artık filmlerin fıtratı bir yıl olması, iki yıla falan platformlara gelir. Ama sinemada izlemek ayrı bir lezzet. Tabii. Sinemada izlemek ayrı bir lezzet. Ben yarın gidemem. Hafta sonları falan sinema olmaz ama ekiple bir gece sineması yaparız. Tabii. Ya izlemenizi bu arada gerçekten tavsiye ederim. Hani bende şu vardı açıkçası, galaya giderken acaba ilk filmi geçtik mi geçemedik mi şeyi vardı. Abi bence geçtik ya. Hani burada bence daha iyisini çıkarttık ilk filmden. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. İlk film çünkü çok şeydir. Çok ses getirdi. Dünya çapında ses getirdi. Yani, nefes evet. Evet. Azıcık aşırı neşir olan herkes bilir. Evet. Hayır, şöyle ilk film şey olarak, teknik olarak inanılmaz bir film değildi. Daha ziyade verdiği yaşattıkları, evet. Anlattığı evet. Hikaye dolayısıyla ve hikayeyi ele alış biçimiyle zaten Nefes çok sevildi. Şey acayipti abi, yani benim en çok etkilendiğim, şimdi ilk filmde mesela orada Denizli'li bir karakter vardı, kız arkadaşıyla diyalog yaşayan bir asker vardı, hani her birinin günlük dertleri farklı olan, mizacı tabii, farklı tabii. olan insanların bir çatı altında buluşup o zorluklara göğüs germesi, orada silah arkadaşlığı yapması, yani bunu yaşatması açısından dünyada zaten asker leri işleyen en şey yapımlar da bunu daha iyi başarabilen yapımlar, işte Band of Brothers falan belki böyle söyleyebiliriz, şey yapabiliriz. Ya böyle hani bir kişinin çıkıp 10 kişi 15 kişiyi vurduğu yapımlar değil de biz oradaki insanın ne hissettiğini, evet. çevresindekilerin ne hissettiğini aktarabilen yapımlar evet. dediğin gibi daha kıymetli evet. oluyor. Yani arkadaşının vurulup şehit düştüğünü gören birinin mesela evet. yaşadığı o şey. Hani neden yaşadığı önemli. Başarılı olan yapımlar bunlar. Yani sonuçta arkadaşı ölmüş, şehit olmuş, yanda ağlayan karakter herkes koyar. Yani ben yönetmen değilim. Ama baştan onların değilim. Diyalogları. Ama onu işliyorsun. Evet. İşte, belki araları kötü sonra aynen, oluşuyor. Şey sonradan yapıyor. Şey oldukları artık evet. body olduktan sonra falan şeyler, hikayeler oluyor. Evet. Peki Emre, başka eklemek istediğin bir şey var mı? Nefes. Yani abi çok kısaca eklemek istediğini sorarsan, mesela 90'lı yılların atmosferinde Türkiye'nin güneydoğusundaki bu terör konusu bazı kesimlerce nasıl görülüyordu? İşte mesela spoiler vermek gibi olmasın, İlker Aksum'un canlandırdığı bir tane adam var. Bir savaş muhabiri. Hı hı. Karakter gelişimini bu savaş muhabiri üzerinden net bir şekilde görebiliyoruz mesela filmde. Ya işin kısası abi, izleyince kendini anlatan bir film var. Ya burada sadece hani Türk askerinin insani ve vicdani yönü ele alınmakla kalmıyor. Hani aynı zamanda terörün yıkıcı etkisi karşısında insanların tutunacağı bir ümit olarak Türk askerinin görülmesi de var. Hı hı. Yani abi izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Zaten sonrasında da filmin izledikten sonra siz hakkında küçük bir konuşma yaparız. Ve ben hani şu iddiayı söylüyorum. Bu filmi izleyip pişman olacak insan yoktur diye düşünüyorum. Özellikle de son 10 dakikasında. Yani son 10 dakikasında. Evet kardeşim, benim bu filme geldiğime değdi demeyecek insan tanımıyorum ben açıkçası. Anladım. O zaman ben bu arada yer verdiğiniz için çokça teşekkür ederim abi. Hepinize çokça selamlar. İyi akşamlar abi. Diliyorum. Abi saygılar, sevgiler. O zaman herkese tavsiye ediyoruz. Bu hafta Nefes, Yeraltı -2. Yer -2. Evet, yer -2. Yer -2 pardon. Yer -2. Yeraltı şey ya, mezar demek değil mi? Evet, evet abi. Evet. Şeyi de söyleyelim. Emre'nin Twitch kanalı var. Tarih üzerine muhabbetler de yapıyor. Yani onu da Emre gitmeden. Emre Yükselen. Evet. Sen ama Twitch'in evet, Emre. Evet. Onu da söylemiş olalım. Ahmet abi daha önce gelmişti zaten. Ya. Burada mesela konu kalmadığım. Ne? Burada konu kalmadığım bir tek Vix'i var. Ondan da sözü almıştım bak bugün. Evet, daha bu sabah konuştuk. Geçen Fatih Altan'la evet. muhabbet oldu ya. Murat evet evet. Murat Bayrakçı'yla. Emre Kudurmuş yayın açmış sabahın köründe. Doğrudur. Ve 11 sabahın körü benim için 11'de. 11'de yayın açmış Kudurmuş. Falan diye böyle yayın yapıyordu. Girdim dedim ne yapıyorsunuz? Yani öyle bir şey de var. Kendisi de İlber Ortaylı'nın asistanlığını yapıyor.
Evet. Eski, evet eski. Eski artık yapmıyor musun şu anda? Yok abi yok. Şu anda bir kanalla görüşüyorum. Hani acaba dijitalden ana akıma da çıkabilir miyiz diye bakalım. Çıkma, dijital daha iyi. Değil mi? Boş ver abi, ana akımı ne yapacaksın ya? Eyvallah. Onu konuşma, bunu konuşma diyecek bak ana akımda. Ha, ana akım boş iş aga. Bakalım abi, onu yayın sonrası konuşuruz sizinle. Konuşuruz. Eyvallah. Onu. Eyvallah. Görüşmek üzere Emre. Sağ olasın. Görüşürüz abi. Herkese iyi akşamlar, esenlikler. Eyvallah. Ne güzel yanıyor bu ateş ya. Canını yediğim ateş ya.